Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın da katıldığı valiler buluşması Ankara'da yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, vilayetler evinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen valiler buluşmasında yaptığı konuşmada Afganistan'daki saldırıya değindi ve valilere çeşitli mesajlar verdi. Her şeyden önce bugün sabah erken saatlerde aldığımız acı bir haberle yüreğimize bir ateş düştü. Sabah Genelkurmay Başkanımızdan aldığımız haberle Afganistan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ama NATO'yu temsilen çok önemli bir görev ifa eden ve Afgan halkının muhabbetini bu anlamda kazanmış olması sebebiyle NATO özel görev misyonu yürüten İsmail Aramaz, Büyükelçi İsmail Aramaz'ın hizmetinde bulunan, onun koruma görevini yürüten askerlerimizden birisi terör saldırısına şehadet şerbetini içmiştir. Valilere seslenen Davutoğlu şunları söyledi. Şehirdeki en ufak bir aksaklığı, şehrin sürüyetini bozan yapıyı sizden önce başkası fark ediyorsa siz o şehre aşık değilsiniz demektir. Mekanına, şehrine aşık olmak lazım. Mekanına aşık olduğu gibi şehrin halkına da aşık olmak lazım. Valimizin daha karşılaşından itibaren verdiği briefingten o valinin o şehre aşık olup olmadığını anlarsınız. Hiçbir talimat, size gönderilen hiçbir ödenek sizin o şehri sevmenizden daha müktedir bir unsur değildir. Siz o şehre aşık değilseniz o ödenekler bir müddet sonra tükeniyor. Tükenmeyecek olan tek şey sizin o şehre, o şehrin ahalisine duyduğunuz aşktır. Birinci beklentimiz bulunduğunuz şehri, mekanını, sokaklarını, tarihi eserlerini, halkınızı seveceksiniz şeklinde konuştu. Halkla sadece toplantılarda bir araya gelmeyiniz. Mahiyetinizdeki memurlarla birlikte sık sık halkın arasına giriniz. Sokakta, çarşıda, pazarda, her yerde halkla beraber olmanın, halkınla sizin aranızda hiçbir iletişim eksikliği olmamasının bir şekilde devletin görev yürütmenin en önemli ilkesi olduğunu halka hissettiriniz. Bu iletişim bağı sizin bütün bir faaliyetlerinizi yapmanıza, çalışmalarınızda verimli neticeler almanıza büyük imkan sağlayacaktır. O vilayetin her yerine, her köşesine hiçbir ayrım gözetmeden hizmet götürme bilincini yaygınlaştırmanız büyük bir önem taşıyor. Son dönem kamu düzeni kavramını bilinçli şekilde ve bütün muhteviyatıyla kullanıyoruz. Dikkat edin, devlet otoritesi demiyorum sadece. Devlet hem otorite sahibi olmalıdır hem şefkat sahibi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kudreti ve şefkati bünyesinde barındırmayan devlet, devlet olamaz. Devlet ol devlettir ki hem kudretlidir hem şefkatlidir. Orada göreceksiniz ki her şeyin esası muhabbettir. Bir olay mı oldu? Kudret mi göstermek gerekti? Kudretinizi göstereceksiniz. Tereddüt etmeden göstereceksiniz. Başka bir olay mı oldu? Şefkati göstermek gerekti. Bir anne babanın evladına gösterdiği şefkatten daha fazlasını eğer siz halka gösteremiyorsanız, kendi evladınıza gösterdiğiniz şefkati o şehrin yetimlerine gösteremiyorsanız, kendi anne babanıza gösterdiğiniz şefkati o şehrin yaşlılarına, gariplerine gösteremiyorsanız vazifenizi yapmıyorsunuz demektir. İşte burada kudretle şefkat birleşir. Biz kamu düzeni derken kastettiğimiz şey devletin halkına huzur verecek kudrete sahip olmasıdır. 6-7 Ekim olaylarından edindiğimiz tecrübe budur. Gezi olaylarından edindiğimiz tecrübe budur. Kamu düzeni sarsıldığında özgürlükler kalmıyor. Şimdi özgürlüklerin korunması ve iç güvenlik yasası mecliste. Muhalefet partilerimize bir kez daha sesleniyorum. Bir an kendinizi Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Demirtaş'a ve her bir milletvekiline bir an için kendinizi 6 Ekim gecesi Batman'da düşünün. 7 Ekim gecesi Siirt'te düşünün. Orada yaşayan insanların ne hissettiğini anlayın. Ya da kendinizi 4. kattan atılan Yasin Börü'nün babasının yerine koyun. Ya da yıkılan bir dükkanın uzun yıllar emeklerle inşa edilen bir iş yerinin gözünüzün önünde yandığını düşün. Ne hissedersiniz? Bunun özgürlükle ne alakası var? Ve sonra şunu düşünün. Gözünüzün önünde iş yeriniz yakılıyor. Onu yakanı gördüğünüz halde, onu yakanı biliyorsunuz ama o polis tarafından götürülüyor. Göz altında bile tutulamadan tekrar karşınıza geliyor ve size işte ben buradayım, yerinizi yaktım,
sokağınızı tarumar ettim ama devlet beni 24 saat bile tutamadı diyor. Orada devletin kudreti, devletin kamu düzeni koyma kudreti ve anlayışı yerleştirilebilir mi? Halka ne kadar şefkatle yaklaşıyorsanız, şehirlerinizi yakmaya kalkışan bu vandallara, bu şiddet yanlarına da aynı şekilde kudretle yaklaşacaksınız. Çünkü onlara göstereceğiniz şefkat zaaftır. Onlara göstereceğiniz bazı tolerans ya da şimdilik bekleyelim demek zaaftır. Onlara göstereceğiniz şefkat halktan şefkati esirgemek demektir. Çünkü onlar halka şefkat göstermiyorlar. Eğer bir yerde bir zorluk varsa oraya gitmek yerine makamında oturan vali görevini ihmal ediyor demektir. Sizin kaderiniz valilikte bulunan, o vilayette yaşayan halkın kaderiyle aynıdır. Onlar eğer huzurda değilse siz huzurda olamazsınız. Şimdi vilayetlerde de herhangi bir olay olduğunda vatandaşımızın gözünde bir yaş varsa onu silecek olan sizsiniz. Vatandaşımız birinin göğsüne dayayıp ağlamak istiyorsa valinin göğsüne dayanacak. Başkasını aramayacak, akrabasını aramayacak. Siz olacaksınız ve sizin göğsünüze kafasını koyacak ve ağlayacak.